Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz ressam Sayın Ömer Mirdemir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Ömer Mirdemir kimdir? Tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Genel anlamda resimde form, ışık ve sosyolojik konular üzerinde çalışmalar yapıyorum. Yani resim üzerine çalışıyorum. Aynı zamanda bir sağlık kurumunda çalışıyorum ve ayrıca Üsküdar'da bir otel işletmesinin ortağıyım. Üç şeyi bir arada götürmeye çalışıyorum ama bunların hepsinin genel sebebi resim sanatıma daha çok zaman ayırabilmek, daha çok iş üretebilmek. Genel itibariyle böyle. Evet. Peki eserleriniz hakkında biraz bilgi rica edeceğiz sizden. Evet, eserlerim biraz aslında gelişim sürecinden bahsetmek istiyorum. İlkim yani resimle yeni yeni kaynaşmaya başladığım süreçlerde daha çok görsel, nesne, doğadan aldığımız olaylar bu tarz şeylerden esinlenerek işler üretmeye çalıştık. İşte resmi araştırınca şey yapınca aslında belli bir süreden sonra görsel şeylerin tatmin etmemeye başladı ve artık resmin bir konu ya da bir görsel bir şey değil de biraz daha farklı yani. Mesela resimde renk üzerine bir analiz, bir yorumlama, bir sentez yönüne doğru gitti. Bu da belki resimde geometrik bir alana doğru gitti. O geometrik alan daha çok biraz formla ilgili olduğu için boyutlamalar oldu ve onun üzerinde ilerlemeler oldu. Şu an resimde bu alanı biraz daha ilerletip daha iyi yerine oturtmayı düşünüyorum tabii. Peki neden figüratif ya da görsel resim değil de geometrik formlarda yani ilerlediniz? Buna örnek verirsek yani 1910'lu yıllardan sonra Marcel Duchamp'tan sonra biraz resme bakış açısı değişti. Bu değişiklikten sonra fotoğraf, video gibi sanatlar çıktı. Artık görme biçimleri yargılanmaya başlandı. Ve artık mesela normal zaman hayatımızda fotoğrafik bir şeyler çıkarabiliyoruz ama bunun yanında bir yandan da fotoğraf var. O zaman hani bu sanatın yani görsel yaptığımız işlerin değeri hangi noktada ve sanatsal yönde nasıl bir değerlendirme olacak? Ama tam aksi yönde postmodernizm sonrasında artık doğadan aldığımız bir konu bir nesne değil de artık resmin kendi anlatımı yani yeni konular yani bir çiçeğe baktığımızda duygulanabiliriz, şey yapabiliriz ama o duygunun kökenini çiçekten alıyoruz. Ama eğer sadece tek renge boyanmış bir tuvale baktığımızda ise bu konu resmin kendisi oluyor. Evet. Yani bu da resimde yeni alanlar açtı. Bu tarz ilerlemeyi tercih ettiniz. Evet yani. Peki esinlendiğiniz ya da takip ettiğiniz sanatçılar var mı? Esinleme konusunda aslında şeydir. Esinleme biraz sanatçıları yanlış yönlere sevk ettiğini düşünüyorum ama takip ettiğim elbette değerli güzel sanatçılar var. Özellikle yabancı sanatçılardan Mark Rothko, Ed Reinhardt, Henri Matisse özellikle renk konusunda zaten tüm sanatçıların araştırması gereken bir sanatçı. Ülkemizdeki sanatçılardan yaratıcılık konusundan dolayı Şakir Gökçebağ'ı çok beğeniyorum kendisini. Gerçekten takip ediyorum ve iyi işler çıkardığını düşünüyorum. Evet. Evet. Peki Türkiye'deki sanat piyasası hakkında neler söyleyebilirsiniz? Yani ülkemizde biraz durum vahim. Gerçekten çok vahim. Çünkü şey bir türlü yerine oturmadı. Yani bu Osmanlı döneminde Tanzimat'tan dolayı bir geri kalma durumu oldu ve o süreçten bu yana sürekli bir taklit durumu oldu. Yani Batı'nın gerisinde kaldığımızdan dolayı Osman Hamdi bir şeyler yapmaya çalıştı. Ondan sonraki kuşaklarda işte D grubu falan yine bir ilerleme ama yapmaya çalıştı ama yine sürekli Batı'dan gördüklerini gelip aynı şey yaptılar. Ve şu anki işsel piyasada işte mesela bilgisayarın olmadığı dönemlerde gidip yurt dışındaki sanatçıların çalışmalarının benzerini yapıp ülkemizde kendi özgün olarak yapan sanatçılar var ve biraz da piyasa onların üzerinden ilerliyor. Bu yönden biraz yerine oturmaması biraz sıkıntı. Yani Türkiye'nin genel itibariyle böyle bir şeyi var. Evet. Aslında biraz konuya atladık da şeyden de bahsetmek istiyorum. Bizim bir TIGSART diye bir sanat topluluğumuz var. Buyurun, evet dinliyoruz. Ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Yani bu da sanatçılar alternatif olarak biraz galeri mantığına alternatif olarak gerçekten sanat üretimine katkı sağlama amacıyla bizim de kurduğumuz bir Tigris Sanat Topluluğu vardı. Onda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ve yine aynı şekilde Make Artist grubumuz var. O da
Cem Bülent Bunal koordinatörlüğünde gerçekten çok değerli bir koleksiyoner ve sanat destekçisi. Buradan da kendilerine selamlarımı söylemek istiyorum. Bu tarz bir kolektif çalışmalarımız da var. Yani bu da işte biraz aslında Türkiye'de sanatın ilerlemesine katkı sağlayacak. Daha çok ben bu tarz kolektif çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada gerçekten sanat yapabiliyorsunuz. Bir kaygı gütmeden. Evet. Biraz ona da değinmek istedim. Evet. Peki yakın tarihte bir serginiz ya da etkinliğiniz var mı? Şu an planlı bir şeyimiz yok ama yani kesin tarihi net olan bir şeyimiz yok ama boyutlu yani resimde malzeme, farklı malzeme kullanan 5 arkadaşımız bir proje hazırladık ama yalnız tarihle şu an kesinleşmediğinden bir bilgi veremeyeceğim o konuda. Evet. İzleyicilerden gelen tepkiler nasıl ve en çok ne yönde oluyor? Yani izleyiciyle aslında çok büyük sorunlar yaşıyorum. Resimlerim görsel anlamda geometrik, renk ve form üzerine olduğundan çoğu kimse bağ kuramıyor. Yani izleyici sadece sanatı sevmekle bir noktada kaldı. Ama izleyicinin araştırıp bilgi edinmesi gerekiyor. Yani bu en büyük yaşadığımız sorun aslında o. Evet. Biraz izleyicinin bir sergiye gitmeden araştırıp eserler hakkında, konu hakkında, sanatsal üslup ve fikir açısından aslında araştırması gerekiyor. Bakın maalesef ki bizde böyle bir şey yok ve sonra gelip yani kendilerince anlamsız dedim yani görsel yani tek bir renge boyanmış bir çalışmadan fikir çıkaramadığından korkup kaçıyor. Yani. Evet ama şimdi lütfen cehaletimi bağışlayın. Bu noktada hakikaten ben de bilemiyorum. Bir sergiye katılacak olsam, gidecek olsam, işte oradaki teknikler ya da sanatçının tarzı hakkında bilgi edinebileceğim bir platform yok. Evet, internetten her şeye ulaşabiliyoruz. Her şeye ulaşabiliyoruz ama maalesef resim konusunda çok fazla doğru bilgi edinemiyoruz. Yani kısmen hak veriyorum ama yine de yeterli sayıda en azından hani sanatçının eserleriyle bağ kurulabilecek 3-5 bilgiye ulaşılabiliyor. Ya da bir fikir edinebilecek yani çalışmadan korkmadan kaçmaması için yani en azından bu tarz durumlar için en azından hani bu sanatçı kimdir ya da yani mesela sanatta mesela kültüre öğeler bile farklılık gösterir. Bunun üzerinden bir fikir şey yapabilirsiniz ya da işte modern bir sanat yapıyorsa bunun gerekçelerini yani bağ kuracak muhakkak bir bilgiye ulaşacaktır. Yani bu kendisi için de iyi bir şey ve sanatın nimetlerinden böylece kendisi de daha çok faydalanmış olacaktır. Evet, bu konuda kesinlikle size katılıyorum. Fakat benim de serzenişim şuydu. Evet. Biraz daha bu konunun üzerine eğilerek doğru bilgilerin ulaşabildiğimiz en kolay bilgi bankasından bize iletilmesi gerekiyor. Belki burada da yine iş biraz da sizlere düşüyor. Biraz bizlere düşüyor ama burada da biraz olanaklar devreye giriyor. Yani konuşmamızın başında da bahsettim. Yani resim sanatının dışında iki iş daha yapıyorum. Eğer ciddi bir geliriniz, bir bütçeniz yoksa emin olun bu platformları da ayakta tutamıyorsunuz. Yani bir sadece bir bilgi kaynağı olsa bile çoğu sanatçılar bu konuda sıkıntı yaşıyor. Sponsorluk bulma konusunda kendisi maddiyatını kazanıyor. Çok doğru. Evet yani buradan biraz karşılıklı aslında sıkıntılar var ama yine de biraz izleyici giderken biraz daha yükümlülüğün olduğunu düşünüyorum. Evet. Kesinlikle haklısınız. Siz bizi bu konuda uyardınız. Ben de küçücük bir serzenişte bulundum. Lütfen biraz daha sponsorlarınız olsa da olmasa da ufak bak bilgiler en azından internet üzerinden paylaşın. Tekniğinizi, tarzınızı, sizleri bizler de daha yakından takip edebilelim. Bu işin zorlukları nelerdir? Keyifli yanlarını da soracağız. Evet yani... Aslında alan olarak yani çok zevkli ama süreç olarak çok uzun bir süreç. Yani bu iyi bir eser çıkardım, hemen sanatçı oldum gibi bir şey yok. Yanlışlıkla olan şey olan, bilinçsiz olan aslında her şeyin yaptığınız işin dışında kaldığını düşünüyorum. Çünkü yaptığınız, yanlışlıkla çıkardığınız çok iyi bir eser sizi çok iyi bir sanatçı yapmaz. Bu bir süreç. Bu sürecin içinde kesinlikle yani bu iyi bir iş, bir üslupsal bütünlüğe kavuştuğunuzda bunun... Genelinin yani %50'sinin okuma ve araştırmaya bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani sadece yetenek işi de değil. Yani kültürel anlamda, bilgi anlamında, araştırma anlamında, ne yaptığınızı bilme anlamında
çok iyi bir araştırma sürecinden geçmeniz gerekiyor ve kesinlikle çok çalışılması, gecenizi gündüzünüze katmanız gereken bir alan. Yani işin içine tecrübe de giriyor. İş ürettikçe kendinizi tanıyorsunuz ve tanıdığınız oranda eserlerinizi dışarı yansıtabiliyorsunuz. Daha iyi eserler çıkıyor. Evet. Zorlukları temel olarak bu. Uzun bir süreç ve yorucu bir süreç. Keyifli yanları? Keyifli yanları yani herhalde budur. Yani çoğu sanatçı bunu yaşamıştır. Bazen açlık karnınıza vurunca ne kadar çok çalıştığınızın farkına varması. Yani bu da biraz tarifi aslında zor bir şey. Yani saatlerce bir 10-15 saat bir işin başında, yani hangi meslek, hangi alan ya da hangi branşta işinizin başında bu derece kalabiliyorsunuz. Yani özetlersem herhalde en iyi cevap evet. olacaktır. Evet, keyifli yanları bunlar. Bir evet. de belki de izleyiciden gelecek olan olumlu tepkiler ya da bitirdiğiniz bir esere şöyle geçip karşıdan evet. baktığınızda keyifli anlar bunlar olsa gerek değil evet, mi? Evet, yani aslında biraz o konuda da hani şeydir, izleyiciye eleştiriler var tabii sanatçı olduğu gibi ama Türkiye'deki izleyici kitlesini bence yani yine yaşam standartının biraz daha düşük olması. Yani bir eserle bağ kurabilmek bir sergiye gittiğinizdeki kısa bir süreç değildir aslında. Yani bazen müşterilerim eser alınca yani ne dikkat etmeliyim dediğinde söylediğim tek şey bu. Bir esere evinizde asılı kaç sene katlanabilirsiniz? Yani bu da şey bunu gösteriyor. Eğer bir yaşam standartınız iyi değilse, sonra kafanız rahat değilse, rahat bir esere baktığınızda onunla bağ kurabilmeniz için bir defa kafanızın rahat olması gerekiyor. Bağ kurabilmeniz gerekiyor. Yeterli zamana sahip olmanız gerekiyor. Yani evde maddi en basitinden başka sorunlarınızın, eşinizle hiçbir sorun olmaması gerekiyor ki eserle bağ kurabilirsiniz. Bu da lüks. Yani aslında insanın zamanına ilk önce sahip olabilmesi gerekiyor. O yüzden aslında hani biraz dışarıdaki bir gözlemle resmin yani sanatın elit kesmeye hitap ettiği düşünülür. Yani bunun kökeninin bundan geldiğini düşünüyorum. Çünkü ülkemizdeki çoğu insanın bir sürü sorunu var, sıkıntısı var. Akşam evine rahat bir kafayla gidemiyor. Kafası rahat olmadığında bir eserle nasıl bağ kurulacak? Evet. Böyle tabii ki bunlar evet doğru. Bunlar da tabii ki etkenler olabilir. En güçlü yönleriniz nelerdir? Sanırım kafama koyduğum her şeyi yapıyorum yani. Bu bazen beni de yorsa yani aslında fikrin yani herkes aslında önerebileceğim bir şey. Kendinize başlayıp bir yola çıktıktan sonra biraz işin devamının gelmesi. Yani güçlü olmak biraz insanın kendisine inanmasıdır diye düşünüyorum. Yani inanıp yapmasıdır yani. Bir şey istiyorsanız yani gidip almalısınız. Yani evet. Böyle düşünüyorum. Peki sanat hayatınızda karşılaştığınız en büyük problem neydi ve bununla nasıl başa çıktınız? Aslında ciddi problemler olmadı yani problem olarak bu. Biraz bizim de kendi içimizde bilgiye bir ulaşım var. Yani düşünün mesela az önce dile getirdiniz mesela izleyici sanatçı hakkında bilgiye ulaşamıyor. Biz ise mesela belli bir alanda resim sanatının içinde düşünün mesela ben geometrik formda biraz renk ve form üzerinde çalışıyorum. Kendi alanımda ulaşabileceğim yani hemen hemen hiç kaynak yok. Bunların çoğu yabancı dilde ve yabancı dilden arkadaşlardan rica ederek çevirtmeye çalışıyoruz. İşte değerli hocalarımızdan bilgi edinmeye çalışıyoruz. Bizim için de en zorlu şey herhalde bilgiye ulaşım. Çünkü ülkemiz biraz sanat konusunda yani tanımlamalar konusunda biraz geri olduğundan bu da kısmen bize yansıyor. Ve biz de zorluklar yaşıyoruz. Yani bazen bir eser çıkarttığınızda bu çıkardığınız eserin fikrini ve tanımlamasını bir 50 yıl, 70 yıl öncesi de Avrupa'da yapıldığını görmek biraz bazen üzücü olabiliyor. Evet. Böylece izleyici ne yapsın? Yani siz kendi alanınızdaki bilgilere bile çok zor ulaşırken izleyici nasıl ulaşsın? Ama, biraz önce bunu evet, demek istedim. Ya, kesinlikle hak veriyorum ama sonuçta sanatçıyı ayakta tutan izleyici olduğu için izleyici de en az sanatçı kadar sorumludur. Çok evet. doğru. Evet. Bu çok doğruydu. İzleyici de en az sanatçı kadar sorumludur. Evet. Öyleyse ne yapıyoruz? Araştırmalara devam ediyoruz. Kesinlikle ve yani kişisel açıdan yani kendi mutluluğunuz için en azından sanat olmalı hayatınızda. Kesinlikle. Peki sizce başarı nedir ve bugüne kadarki en büyük başarınız neydi? Ya aslında hani biraz kendimi zorlayan bir insanım yani. Başarıya sahip oldum demek ki bazen aslında işin sonu geleceğini düşündüğünden sürekli aslında yapamayacağım hedefler koyup elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışma. Yani o seviyede gidiyor genellikle. Bu da daha iyi işler çıkarmamı, daha çok azim göstermemi,
daha çok uğraşmamı sağlayan bir durum. Yani başarıya ulaşmama hedefi. Yani iyi bir hedef galiba. Evet. Bugüne kadarki en büyük başarınız? Yani aslında ödüllerim oldu, şeylerim oldu, büyük başarılarım oldu ama hani bunlar da kısmen başarı olup da hani kendimi tatmin etmek istemiyorum. Çünkü çok daha büyük şeyler yapılabilir. Ama yani mesela hayalimde bir sanat akademisi açmak var. Bu akademide özellikle maddi sorunu olan genç sanatçılara biraz ücretsiz destek, eserlerini üretebilecek olanakları sağlamak. Yani herhalde ona sahip olduğumda, onu sağladığımda bir başarı elde ettiğimi düşünebilirim. En büyük başarım bu olacak diyorsunuz. Evet. Tabii ki böylece ilerisi için bir hayalinizin de olduğunu, o hayalinizin de ne olduğunu aktarmış oldunuz. Evet, son olarak neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Yani izleyicilerimizden önce biraz genç sanatçı adaylarımıza, genç arkadaşlarımıza bazı şeyler söylemek istiyorum. Yani bu işin biraz çünkü yarı yolda vazgeçen o şartlarından dolayı bırakmak zorunda kalan arkadaşlarımızın daha çok çalışıp, daha çok araştırıp zor şartlarda daha işleri üretebileceğini düşünüyorum. Yani çalışmaktan vazgeçmeyin ve kendinize inanın diyorum. İzleyiciler için ise yani kültür, emin olun, sizin sosyolojinizin altyapısıdır. Ve sanatla iç içe olmak zorundasınız kısmen. Yani bu yani sizin için güzel geçen bir hafta sonu değil sadece. Emin olun bunun geri dönüşü size var. O yüzden sizi tüm sergilere, sanatsal etkinliklere davet ediyoruz ve bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz biz de katılımınız için ve kendi üzerinize düşeni yapmış olduğunuz için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar ben getirdiniz programımıza. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir olanak sağlayıp davet ettiğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, ressam Sayın Ömer Mirdemir konuğumuz oldu. Hoşçakalın.